Şey, vaktim var mı ya? Yıldız'la ilgili konuşacaktım da. Anlattı, anlattı. Sizin alakanız yokmuş. Senin arkadaşını beğenmiş, seni değil. Belki beni de beğenmiştir de. Yani hiçbir alakamız yok. Kulüpte tanıştık, dışarı çıktık 20 kişi. Fotoğrafımızı çektiler, bu. Sevindim. Yani Yıldız için sevindim tabii. Senin gibi tiplerle takılırsın. Sen beni çok yanlış tanıdın ya. Yo, bence gayet doğru tanıdım. Tembel tenekene teksin oğlum, kusura bakma yani. Ama yani çok kaba ifade ettin. O zaman biraz daha kibar ifade edeyim. Erken emekliliğe gönül vermiş bir insansın. Yani çok erken emekliliğe diyelim. Ben tatildeyim ya, Allah Allah. Zaten bu hafta işe başlayacağım. Aa, müthiş. Evet. Tekstil sektörü halaya duracak. Benim için büyük, Türk ekonomisi için mikroskobik bir adım. Ay, pardon. Hasta mısın? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yani yardımcı olmak istiyorsan çimleri biç. Çimleri. Ha. Diyorsun. Ne oldu? Gözün yemedi. Beceremezsin zaten. Beceremem. Beyin ameliyatı değil yani bu sonuçta. İyi, gel yap o zaman, buyur. Biz mi itiyoruz bunu hala? Yani robot insan yaptılar, hala çim biçme makinesini biz mi itiyoruz ya? Sen boş ver. Manikürlerin bozulmasın, ben hallederim. Allah Allah ya. Sen var ya, grip falan değil, sen kafadan hastasın. Sen niye sürekli öküz gibi azarlıyorsun Ozan'ı? İşe yaramazı teki, adam olsun biraz. Bak, herkese akıl veriyorsun. Bu ukalalığın yüzünden senin sevgilin falan olmuyor. Kızım, erkekler kendilerinden yardım istenmesini sever. Ben beceremem, sen yaparsın falan diyeceğim. Ben niye yapabildiğim şeyi beceremiyorum diyecekmişim ya. Ben çözerim, o da kendi salaklığına yansın. Bravo. Aferin sana. Sen var ya, 50 yaşında 17 kediyle yaşarken ben zengin ve yakışıklı kocamla seni ziyarete geliyor olacağım. Senin hiç sevgilin oldu mu? Zibilyon tane. Zibilyon? Liseden çocuklar, mahalleden çocuklar. Aa, vay be. Şey, peki Ozan? Kız, dedim ya ben onun arkadaşından hoşlanıyordum diye. O da aramadı zaten, salak. Aman, neyse ne. Ben manitasız kalmam zaten. Kaç tane sevgili olmuştur ki? Ciddi çıktım. 3 tane. Böyle flört ettiğim falan hepsi toplam 6 tane falan etmiştir. Bayağı yarım düzine. Yarım düzine yumurtayı unun içine kırıyorsun. Ondan sonra... Ne? Dayım geliyor. Ondan sonra kabartma tozu ve aldığı kadar un koyup Baskın! Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Kek tarifi komutanım. Duydum, doğru. Aferin. Rahat. Melike, revire gittin mi? Evdeyim abi. Ihlamur verdiler, onu içiyorum. Aferin. Ben de biraz grip gibiyim komutanım. Acaba bir hava değişimi mi alsam? Nasıl hava değişimi? Akşam bir AVM'ye gitsem, bir sinemaya girsem havam değişir. Otur oturduğun yerde. Yoksa 50 tane şınav veririm. Verin komutanım. Gidersin seni spor salonunda çekerim. Çekme. Orası kaslı adam kaynıyor. Sakın. Siz kendi aranızda böyle al kek tarifi, ver kek tarifi böyle takılın. Hadi bakalım. Sen nereden anladın abimin geldiğini? Kokusunu mu aldın? Ya kokusunu aldım. Yani o kadar iğrenç bir parfüm bulmuş ki sürekli sıkıp sıkıp duruyor. 20 metre öteden geldiği anlaşılıyor. Ama var ya, süper oldu kız bu. Ben giremeyeyim mi? Hiç koku moku almıyorum ya. Aman. Sanki gizli kapaklı iş çeviriyorsun. Alsan ne olacak? Sıkıcı şey.